Benim hikayemin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu kanalı uzun zamandır takip edenler zaten biliyordur ama yeni gelenlere de bir bahsetmek istiyorum. Bu kanalda günümüz futbolcularından ziyade daha çok 90'ların sonlarında ya da 2000'lerin başlarında oynamış futbolcuların hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Bundan birkaç ay öncesinde Japon futbolcu Shunsuke Nakamura'nın hikayesini anlatmıştık. Bu bölümde ondan da eskiye giderek Japon futbolunun dünyada tanınmasını sağlayan Hidetoshi Nakata'nın hikayesini anlatıyorum. Videoya geçmeden önce intro girer girmez videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler dilerim. Yaşında profesyonel futbola adım atan Nakata, J-League takımı Belmar Hiratsuka'da 4 yıl geçirdi. 1996'da takımının Asya Kupa Galipleri Kupası'nda zafere ulaşmasının ardından Asya Futbol Federasyonu tarafından yılın futbolcusu seçildi. Ulusal seviyede de Nakata ismi çok kısa sürede duyulacak, 96 Olimpiyat Oyunları'nda dikkat çekecekti. 2002 yaz aylarından önce dünya futbol gündeminde Japonya'nın adı pek de anılmıyordu. Fakat Japonlar teknolojide olduğu gibi futbolda da önemli bir gelişim sürecindeydiler. 96'da ortak ev sahipliği yaptıkları olimpiyatlarda Brezilya karşısında aldıkları sürpriz galibiyet gelecek adına ilk sinyalleri veriyordu. Her ne kadar gruptaki 3 maçtan ikisini kazansalar da gruptan çıkamayıp elendiler o turnuvada. Yenilgiden ders çıkarıp bir sonraki sınavına daha iyi hazırlanan Japonlar bu kez Fransa'da düzenlenen 98 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Kimsenin pek de umursamadığı Uzak Doğu ülkesi kupaya katılmak için son bir elime turu oynayacaktı ve rakip İran'dı. İran karşısında ve bir süredir takımını sırtlayan genç bir futbolcu Fransa'ya gidip yeteneğini tüm dünyaya göstermek için adeta yanıp tutuşuyordu. Elemelerde 11 maçta forma giyip 5 gol atarken İran karşısında takımının 3-2 galip geldiği maçtaki 2 golün asistini de o yaptı. Fakat Fransa'da gruptaki 3 maçı da kaybetmelerine engel olamayacaktı. Japonya adına Dünya Kupası kötü geçmiş olsa da bireysel performansıyla öne çıkan takımın yıldızı Nakata için Avrupa kulüpleri yarışa girmişlerdi. En önemlisi dünya futboluna yeni bir yetenek havuzu açılmış oldu. O dönemde dünya futbolunun en güçlü ligi olarak kabul edilen Serie A'da Perugia ile anlaşıp ilk sezonunda 10 gol attı. Hızlı, yaratıcılığı yüksek, becerikli, çalışkan ve gol yollarında etkili bir bakış açısına sahip bir orta saha olarak küresel bir üne sahip olan Nakata henüz 22 yaşındaydı ve kısa sürede FIFA Dünya'da Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülleri için aday listeye alındı. Perugia'da geçirdiği 18 ayın ardından daha önemli bir futbol ismi olarak 21.5 milyon euro gibi o dönem için şaşırtıcı bir bedel karşılığında Roma'ya transfer oldu. İtalyan ekibinin yeni 8 numarası tıpkı Beckham gibi sağ dışında da çok konuşuluyordu. Japon maestro kısa sürede sadece Asya'da değil dünya çapında bir takipçi listesi oluşturdu. Sahaya koyduğu yeteneğin yanı sıra karizması, tarzı, modaya olan ilgisi ve kişiliği ile de ilgi çeken bir isim haline geldi. Şimdiki gibi sosyal medyanın olmadığı, magazin dergileri veya TV programlarında görebildiğimiz futbolcular arasında Nakata, David Beckham'ın hemen arkasında yer alıyordu. Hatta televizyonlara röportaj vermek yerine o günlerde daha yeni yeni evlere girmeye başlayan interneti kullanarak kendi adına hazırlattığı web sitesini kullanıyor, röportajlarını burada yayınlıyordu. Sonuç olarak Japon halkı bu fenomene ilgi duydukça Nakata.net her hafta milyonlarca ziyaretçi alacaktı. Nakata markası sağ dışında da giderek güçleniyordu ancak bu öncelikle onun sahadaki muazzam başarısından kaynaklanıyordu. 2000-2001 sezonu sonlarına yaklaşmışken Juventus deplasmanına çıkan Roma maçta 2-0 geriye düşmüş, Totti'nin yerine oyuna giren Nakata uzak mesafeden attığı golle takımını kendine getirmişti. 90+1'de ise yine Nakata'nın uzak mesafeden çektiği şutu Van der Sar uzaklaştıramıyor, Montella'nın önüne düşen topun gol olmasıyla Roma mağlubiyetten kurtuluyordu. Belki de Nakata etki ettiği o maç ile Roma'nın 3. lig şampiyonluğunu garantilemesini sağladı.
Her şeye rağmen yıldızlarla dolu Roma kadrosunda bir türlü ilk 11 oyuncusu olamadı ve o gün için hem kadro hem de maddi olarak oldukça güçlü olan Parma'ya 28 milyon euro karşılığında transfer oldu. O günün şartlarına bakınca en yüksek bonservis ödenen ilk 4-5 isimden biri olmuştu. O sezonki Parma kadrosunda Frey, Tafarel, Cannavaro, Appia, Almeida, Milosevic ve Divayo gibi önemli isimler yer alıyordu. İlk sezonunda sadece bir gol ile skor katkısı yapabildi. Ligi 10. olarak tamamladılar ama İtalya Kupası'nda 2 maçlık final karşılaşmasında Juventus'a karşı bir gol attı. Kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Nakata 2 sezonda 2 farklı takımla İtalya'da kupa kaldırmayı başaran ilk Japon futbolcu oldu. Güney Kore ve Japonya'nın ortak ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda Japon futbolu ve Nakata'nın ön plana çıkması için ortam hazırdı. Japonya kadrosundaki Avrupa'da forma giyen 4 futbolcudan biriydi o. Gruptaki son maçta Japonya, Nakata'nın maçın bitimine 15 dakika kala Tunus ağlarının attığı golle liderliğini garantilemişti. Bizim de kendi futbol tarihimizde milli takım seviyesindeki en başarılı olduğumuz turnuvada son 16'daki rakibimiz Japonya olmuştu. Japonların bu maçtaki en güvendikleri isim de hiç kuşkusuz Nakata'ydı. Ümit Davala attığı golle ev sahibi takıma sizin için turnuva buraya kadar diyordu. Efsane Parma takımının karanlığa sürüklenmeden önceki son sezonlarında forma giyen Nakata, 2002-2003 sezonunda ligde 31 maçta oynayıp 4 gol 2 asist üretti. 2003-2004 sezonu devre arasında kiralık olarak Bologna'ya gönderilen Japon futbolcu, ligde bu iki takımla çıktığı 29 maçta 2 gol 4 asist oynadı. Sezon bitiminde de Parma tarafından serbest bırakılınca Fiorentina ile anlaştı. Floransa'da geçirdiği tek sezonda takımdaki birkaç yabancı futbolcudan biriydi. 9. haftada Lecce ile karşılaşıp 4-0 kazandıkları maçta yaptığı 3 asistle dikkat çekmesine rağmen sezonun ikinci yarısında gözden düştü ve yedek kulübesine adeta hapsoldu. Fiorentina'da beklediğini bulamayan Nakata, yaklaşan 2006 Dünya Kupası öncesi hem formda kalmak hem de bir kez daha bu sahnede rol almak adına bu sefer farklı bir ligde şansını denemek istedi. Kiralık olarak Bolton Wanderers'a gönderildi. JJ Okocha'yı da kadrosunda bulunduran Sam Allardyce yönetimindeki Bolton'da orta sahayı Kevin Nolan ile paylaşan Nakata, ligde 21 maça çıkıp 1 gol 1 asistle oynarken takımının ligi 8. sırada tamamlamasına katkı sağladı. İngiliz hayranlarının ondan beklentisi büyüktü ama bazı sebeplerden dolayı menajeri Sam Allardyce ile arası hiç iyi olmadı. 2006 Dünya Kupası'na katılmayı başaran Japonya kadrosunda Nakata da kaptan olarak yerini aldı. Bu kez kadroda Avrupa'da forma giyen isim sayısı 6'ya yükselmişti. Avustralya, Hırvatistan ve Brezilya'nın olduğu grupta sadece Hırvatlardan 1 puan alabilen Japonya'nın elenmesi sonucu Nakata gözyaşlarını engel olamıyordu. Bugüne kadar hiç bahsetmese de turnuva bitimiyle birlikte futbolu bıraktığını açıkladı. Eskisi gibi oyuna direkt etki edemedikten sonra oynamanın kendisi için bir anlam ifade etmediğini söylüyordu. Çocukluk hayali olan futbola artık devam etmek istemiyordu. Yani grupta Brezilya karşısında çıktığı maç profesyonel futbol kariyerindeki son maçı oldu. Henüz 29 yaşındaydı ve belki de bırakmak için daha çok erkendi. 3 kez Dünya Kupası'na katılmış, dönemin en zorlu ligi İtalya'da 7 sezon geçirmiş, Roma ile İtalya Lig Şampiyonluğu, Parma ile İtalya Kupası kazanmış, popülaritesiyle ülkesinde İtalyan takımlarının forma satışlarını patlatarak uzak doğu pazarının açılmasına sebep olmuş, marjinal kişiliği ve modaya olan merakıyla da hatırlanan, basketbolda Çinliler için Yao Ming neyse futbolda da Japonlar için Nakata öyle bir isimdi. Onun futbol dünyasındaki yerini anlamak için o yıllarda çok meşhur olan futbolcularla çekilen reklamlara bakmak bile yeterli olacaktır. Figo, Davids, Guardiola gibi isimlerle Nike reklamlarında yer alması bile onun marka değerinin göstergesiydi. Eski günlerinden uzak olduğu bir dönemde bile Nakata, 2004 yılında Pele tarafından aktif en iyi 100 futbolcu arasında gösterilmesiyle takdir edildi. Yetenek olarak en iyiler arasında değildi belki ama bir kıtanın futbola bakışını değiştirmesiyle ve Japon halkının tam kalbinde yer etmesiyle ikon haline gelmiş bir isimdi Hidetoshi Nakata. Nakata belki de aynı dönemde oynadığı Zidane, Ronaldinho gibi efsane isimler kadar çok yetenekli değildi ama bir ülkeyi dünya çapında tanınır bir hale getirmişti futbol açısından. Bu bölümde sizlere soracağımız soru da şu olsun.
İzlediğiniz en iyi Japon futbolcu kimdi? Günümüzden de olabilir, geçmişten de olabilir. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sonraki videolar için önerilerinizi dikkate alıyorum. Yenilerini de yazarsınız. Onları da elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.